Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Lekad câet rusul rabbinâ bilhak. Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âlihi ve ashabihi ecmaîn. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه رب زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين bizleri yaratan, yaşatan ve yöneten sonsuz güç, kuvvet ve kudret sahibi olan kendisinden başka ilah, mabud olmayan, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, bütün varlığın kendisinden muhtaç olduğu Allah Celle Celaluhu'ya sonsuz hamd ve senalar, nihayetsiz şükürler olsun. Resul-i Ekrem, Nebi-i Muhterem sallallahu aleyhi ve selleme, ehline, ashabına ve etbaına salat ve selam olsun. Cenab-ı Hak tevfikat-ı sübhaniyesine cümlemizi mazhar eylesin. Sevdiği ve razı olduğu kulları arasına bizleri de dahil eylesin. Muhterem müminler, değerli hazirun, Enfal suresi 23. ayeti kerime ile dersimize devam edelim. Cenab-ı Hak rızasına uygun konuşmayı, anlatmayı, dinlemeyi ve dinlediklerimizle, konuştuklarımızla amel edip yaşamayı, rızasını kazanmayı bize nasip eylesin. Estağfirullah, bismillah. وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ ف۪يهِمْ خَيْرًا لَاَسْمَعَهُمْ وَلَوْ اَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّ وَهُمْ مُعْرِضُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ Şayet Allah dilese, bilseydi, Allah bilseydi ki fihim onlarda hayran, hayır vardır, لَاَسْمَعَهُمْ onlara işittirirdi. Yani onların hayra kabiliyeti olduğunu Allah bilse onlara işittirirdi. وَلَوْ اَسْمَعَهُمْ Şayet Allah onlara işittirseydi لَتَوَلَّوْا Vazgeçerlerdi ve مُعْرِضُونَ Yüz çevirirlerdi. Kısaca ayeti kerimenin meali. Bir önceki ayette beraber mütalaa edelim. Ne demişti Rabbimiz? Yaratılan varlıklar, canlılar içerisinde en şerlisi kulaklarını hakka, dillerini hakkı söylemeye kapatmış ve aklını da bu manada hak istikamette kullanmamış, yani kafirler. Kafirler yaratılan varlıkların en şerlisidir buyurduktan sonra şayet Allah o kafirlerde kendisinde İman nuru bulunmayan insanlarda bir hayır bilseydi, Allah bilmez mi? Amenna. Yani onların hayrı tercih etmeyeceklerini Allah bildiği için onlara işittirmedi. Yani onlarda eğer ki iman kabiliyeti, iradelerini hayra kullanmak, hidayete ermek gibi bir istidat onlarda Allah görse, bilseydi, elbette onlara işittirirdi. Lakin Allah onlara verip işittirseydi, yani hakkı, hakikati baş kulağıyla değil de kalp kulağıyla dinleselerdi bile yine onlar vazgeçer, yüz çevirirlerdi. Bu ayet-i kerimenin nüzulüyle alakalı denilir ki, müşrikler Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelip dediler ki, ya Muhammed, sen peygamberlik iddiasındasın. Madem gerçekten hakikaten peygambersin, o zaman senden bir mucize istiyoruz. Ne istiyorsunuz? Onların atalarından Kusay adında biri var. Onların sevdiği, itibar ettiği. İşte şu Kusay'ı diriltirsen, o da senin hak peygamber olduğuna şahitlik edersen, o zaman biz de sana inanırız. Demeleri üzerine Cenab-ı Hak bu ayeti indirdi. Yani şayet Mevla buyuruyor ki ben o istedikleri Kusay'ı diriltsem, o da senin peygamberliğine şehadet etse ve bunu onlara işittirse,
onlar bunu işittikten sonra yine vazgeçerlerdi. Yine yüz çevirirlerdi, yine inanmaz, yine kabul etmezlerdi diyor. Çünkü bir ayette Rabbimiz ne buyuruyor? Bırakın dünyada mucize gördükten sonra inkar etmeyi, cehenneme girenler için velev ruddu, onları biz dünyaya tekrar göndersek Allah diyor, le'adu limanu, onları yasakladığımız hayata tekrar dönerlerdi. Yani cehennemde yanmış, cehennemi görmüş, azabı tatmış. Allah tekrar bir daha dünyaya göndersem diyor Allah ya. Hikaye masal değil. Allah diyor Celle Celaluhu. Velev ruddu. Velev ki onları bir daha dünyaya göndersem. Ve'adu. Yine dönerlerdi. Neye? Limanuhu'a. Neden yasakladım onları? Neyi haram kıldım? Şirki, küfrü, isyan. Aynı hayata devam ederler Allah diyor. Yani ben tanımam mı? Ela ya'lem men halep. Allah yarattığı varlığı, kulunu bilmez, tanımaz mı? Dolayısıyla Mevla Teala, ben onları da bir hayır bilseydim, görseydim elbette ki onlara işittirirdim. Ama onlar da hayır, yani iman etme kabiliyeti, öyle bir istekleri yok. İnanmak istemiyor adamlar. Mucize de göstersen inanmayacak, cehenneme de girse çıksa inanmayacak adam. Dolayısıyla velev ki dedikleri mucize gerçekleşse, istediklerini o ölüyü diriltip de onlara konuştursam, dinleseler, onlar yine vazgeçerler, dinlemezler. Şimdi bu ayetleri dinledikten, okuduktan sonra bir Müslümanın ne demesi gerekiyor? Allah'ım sana ne kadar hamd etsek, şükretsek az, biz ne mucize gördük, ne ahiret, cennet, cehennem gördük. Gördüğü halde inkar edip yüz çevirecek insanlar var, biz görmeden iman ettik. Elhamdülillah. Allah bu iman üzere bizleri, ayaklarımızı sabit eylesin, daim eylesin. Bu imanı Allah bizden almasın. Kalbi mühürlenen insanlardan, kalbini Allah'ın hidayetine kapatmış, Mevla'nın kilitlediği, mühürlediği insanlardan, kulağıyla hakkı dinlemeyen, diliyle hakkı konuşmayan, hakkı anlamak istemeyen o kalbi mühürlü insanlardan Rabbim bizi eylemesin, onlardan bizi uzak eylesin. Yukarıki bir önceki ayetle de beraber bu ayeti mütalaa edersek Rabbimiz ne buyuruyor? Ey iman edenler, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Allah'a ve Resulüne itaat edin ey müminler. Bak peygamber döneminde yaşayıp da ondan mucize isteyen, hatta gördükleri mucizeler karşısında da iman etmeyen kalbi mühürlü insanlar var. Ama Allah size hidayet nasip etti. Biz onlardan değiliz elhamdülillah. Bunun için Allah'a çok şükretmek, Allah'a ve Resulüne itaat etmek lazım. Allah ne diyor? Peygamber ne diyor? İşittik, itaat ettik. Ne gerekiyorsa ya Rabbi, şu kısacık dünya hayatında, dünyanın geçici zevklerine, güzelliklerine, büyüklerin ifadesiyle dünya laşe hükmündedir. Onun alıcıları da çok af buyurun, itler köpeklerdir. Leşe kim itibar eder? Köpekler. Bu dünya laşedir. Allah katında bu dünyanın leş kadar kıymeti yok. Efendimiz öyle diyor. Hani sahabeyle beraber giderken bir ölmüş hayvan görecek de sahabe-i kiram tiksinecekler, görmek, bakmak istemeyecekler. Efendimiz dedi onlara ki sizden buna böyle 3-5 bir şey verip almak isteyen var mı? Ne verirsin buna? Dediler ya Resulallah bu ne olur, bu kokmuş leş, 5 kuruş etmez. Efendimizin sahabeye cevap, Allah'a yemin olsun ki sizin gözünüzde bu leş ne kadar değersiz ise Allah katında bu dünya o kadar kıymetsiz. Bir leş hükmünde olmayan bu dünyaya aldanıp da Allah ve Resulüne itaat etmeyen, bu dünya için ahiretinden vazgeçen ahmaklardan Allah bizi eylemesin. Sahabe-i kiramla alakalı anlatılan bir misalle bir sonraki ayete geçelim. Denilir ki Allah Resulü Aleyhisselam'a sahabeden biri geldi. Ya Resulallah dedi. Benim dediği iki tane devam var. Ama o develer çok huysuzlar. Yani onlarla iş yapamıyorum. Artık üzerlerine bir şey almıyorlar.
barda bahçede kullanmak istiyorum. Çok huysuzluk yapıyorlar. Sütlerinden istifade edeyim diyorum. Benim başka geçim kaynağım yok ya Resulallah. Hani haşa la teşbih. Bugün de şimdi hocaya geliyor adam değil mi? Ne diyor? Hoca diyor bizim yine eskisi gibi sağılmak. Sen ardın bir tuz okuyuver. Yani aynı haşa ve kella. Allah Resulü Aleyhisselam bizim maddi manevi. Din bizim her şeyimiz için şifa mı, rahmet mi? Amenna. Efendimiz ne diyor? Ayakkabınızın bağcı kaybolsa bunu Allah'tan isteyin. Biz böyle bir dinin müntesipleriyiz. Sahabede peygamberden çare arıyor. Ne yapayım ya Resulallah? Efendimiz gel dedi beni o develerin olduğu ahıra getir. Ama ya Resulallah sana bir zarar verirler. Huysuz develer. Ya sen kapıyı aç dedi. Ahırın kapısını açınca develer diyor Efendimizin yanına geldiler. Sahabe anlatıyor. Şöyle rüküye varıp sonradan da başlarını secdeye koydular. Efendimiz diyor şöyle başlarını tutup okşadı. Sonra dedi ki bundan sonra istediğin gibi sana hizmet ederler kullanırsın. Yemin ediyor sahabe ki ondan sonra vallahi hiç huysuzluk yapmadılar. Efendimizin develere şöyle bir dokunması, bir bakması huysuz develerin huysuzluğunu, ahlaksızlığını gideriyor. Efendimizin bunca hadisi, bunca sözü biz Müslümanları eğer adam etmiyorsa söyleyecek söz yok. Sahabe diyor bu gördüğü manzara karşısında Efendimiz'e dediler ya Resulallah hayvanlar ki sana secde ediyorlar. Develer senin önünde başlarını secdeye koyuyorlar. Oysa biz bu develerden sana secde etmeye daha layık değil miyiz? Müsaade et biz de sana secde edelim. Efendimizin meşhur hadis-i şerifi. Ne diyor Efendimiz Aleyhisselam? Bu söylediğim Tirmizi'de var. Ebu Davud'da var. İsmail Hakkı'nın Ruhul Beyan tefsirinde var. Eğer Allah'tan başkasına, hay ve kayyim olan Allah'tan başkasına secde edilecek olsaydı, yani Allah'tan başkasına secde edilmez. Peygamber de olsa bana secde yok. Ama eğer ki Allah'tan başka birine secde edilecek olsa, kadınlarınıza emrederdim kocalarına secde etsinler diye. Ben hadis söylüyorum. Bunu şimdi bugünün kadınlarına anlatsan dinlerler mi? Hani yukarıda Allah dinlemekten bahsediyor ya. Beni şimdi aradan çıkartın. Bu haşa ve kella şu bedenin ağzından çıktı. Siz de baş kulağınızla bunu dinlediniz benden. Ama bu sözün sahibi Allah Resulü. Kalp kulağınızla dinlerseniz bu söz peygambere ait bir söz. Nasıl dinlemek lazım? Şimdi bugünün Müslüman kadınlarına Allah Resulü hayatta olsa bizim evdeki hanımları, kızları buraya toplasa, bu ümmetin kadınlarına, ben Müslümanım diyenlere, Allah Resulü dese ki, o evde kocasına hayatı zehir eden kadınlara, tabi sadece kadınlara haksızlık yapmayalım, erkekler için de söyledikleri var. Efendimiz o kadınlara ve biz erkeklere bizatihi kendisi, ey kadınlar, Allah'tan başkasına secde caiz değil, ama olsaydı kocalarınıza secde etmenizi size emrederdim. Ne demek? Kocalarınızın sizin üzerinde çok hakkı var demek. Kocalarınızın rızasını kazanır, gönüllerini hoş ederseniz namaz kılar, tesettüre riayet eder, oruç tutarsanız, iffetinizi de muhafaza ederseniz cennetin 8 kapısından istediğinden girin diyor Efendimiz. Biz erkeklere de diyor ki bak bu kadınlar da size Allah'ın emanetidir. Siz Allah adına söz vererek bunları kendinize helal edindiniz. Allah'ın emanetine ihanet etmeyin. Şimdi bunu benden duyduğunuzda baş kulağıyla dinlediğimiz için bizde değişen bir şey yok. Ama Allah dinlemek derken kalp kulağıyla dinlemekten bahsediyor. Eğer kalp kulağıyla bu ayetleri, bu hadisleri dinleseydik biz bugün kadınlar böyle olmazdı, erkekler böyle olmazdı vesselam. Bir sonraki ayeti okuyalım. Ya eyyühellezine amenü, ey iman edenler bize diyor Mevla. Buyur ya Rab, istecibu lillah, Allah'a icabet edin. Velir Resul, peygambere de icabet edin. İzâ de'âküm, sizi çağırdıklarında. Allah ve Resulü sizi bir şeye çağırdığında, o çağrıya hemen icabet edin diyor Allah. Allah neye çağırdı sizi? Namaza. Durmayın.
Duydun. Allah çağırıyor seni ya. Haşa ve kella, teşbihi bile caiz değil ama belediye hoparlöründen ismen senin adın zikredilerek ey falan belediye başkanlığı makamında ya da valilik makamında bekleniyorsun dense ya da bir AVM'ye gittin, AVM'de her tarafta senin ismin zikrediliyor, lütfen danışmaya. İsmini duysan, seni çağırıyorlar. Gitmeyecek olan var mı? Ya şu alışverişlerini bir halledelim de sonra gideriz diyecek olan var mı? Ya beni çağırıyorlar dersin değil mi? Benim ismim. Bak Allah ey iman edenler diyor. Ahmet Mehmet demesine gerek yok. İman ettin mi? Sana diyor Allah işte. Allah sizi çağırdığında bu davete icabet edin. Koşun. Başka işiniz yok. Bundan daha önemli işiniz yok. Allahu Ekber, Allahu Ekber duydun. Allah çağırıyor. Bırak işi gücü diyor Allah. Benim davetime koş. Neye çağırıyor Allah? Neye çağırırsa. Peygamber neye davet etti? Peygamberin bütün davetine icabet edin. Lima yuhyikum. Ol bir şey ki Allah ve Resulünün sizi çağırdığı şey size hayat verecek. Yani size sevap kazandıracak. Sizi ahirette diriltecek. Size ahireti kazandıracak. Sizi cennetlik yapacak. Allah ve Resulü sizi boş şeye çağırır mı? Bu ayet-i kerimenin nüzul sebebiyle alakalı ne denir biliyor musunuz? Ebu Said bin Mualla radıyallahu anh sahabe-i kiramdan diyor ki Ebu Davud Tirmizi hadis-i şerifi bu söylediğimde Buhari hadis-i şerif estağfurullah. Ben diyor namaz kılıyordum bir gün. Demek açık bir alanda namaz kılıyor. Allah Resulü de yanımdan geçiyordu. Yanımdan geçerken diyor ismen beni çağırdı. Ebu Said Taal gel dedi. Ben de dedi namazımı bitirdikten sonra Allah Resulü beni çağırıyor diye Efendimizin huzuruna vardım. Efendimiz Aleyhisselam bana döndü dedi ki niye geç geldin? Ben seni çağırdım aradan bir 3-5 dakika geç. Yani onların böyle 2 rekatlık 4 rekatlık namazı bizim gibi 2 dakika sürmüyor yani. Öyle biz 4 rekatlık namazı pat güt 2 dakikada hallediyoruz. Ama sahabe öyle namaz kılmıyor. Demin biraz 5-10 dakika geç gelmiş. Dedi ya Resulallah namaz kılıyordum, namazın bitmesini bekledim. Allah-u Alem belki Allah Resulü görmemiş evindeydi bilmiyorum. Kapının önünden geçerken Efendimiz seslendi. Ebu Said gel dedi, o da namaz bitsin de sonra giderim dedi. Efendimiz bak namaz kılıyordum, o yüzden geç geldim diyen sahabeye Allah Resulü Aleyhisselam bu ayeti okuyarak Allah ve Resulü sizi çağırdığında o davete hemen icabet edin. Ama namaz kılıyordun. Namazı bırakacaksın, seni peygamber çağırdı. Peygamberin davetine icabet etmek, kıldığın namazı terk etmenden daha evla. Buhari hadis-i şerif. Peygamber diyor, bak bu ayet onun üzerine indi diyor. Allah ve Resulü sizi çağırdığında, velev ki namaz kılıyorsun, namazı terk et diyorsa sana Allah Celle Celaluhu. Çünkü peygamber çağırmış ya. Devam edeceğiz ama bir parantez arası yapalım. Ulema buyuruyor ki bu namaz kılarken namazı bozmak sadece peygamberin davetine icabet etmek yani sahabe için midir? Yoksa namaz kılarken biri bizi çağırsa namazı bozacağımız bir durum var mıdır? El cevap. Namaz kılarken başlanılan bir ibadeti tamamlamak velev ki nafile ibadet olsa da vaciptir. Başlanılan bir namazı sebepsiz bozmak haramdır. Ahmet çağırdı, Mehmet çağırdı, telefonu çaldı diye ya bu telefona bakmak için namazı bozayım. Kapı çaldı şimdi kapıda beklemesin diye namazı bozmak haramdır. Ama diyor ulema şayet telafisi mümkün olmayacak, yani tehir edilmeyecek, geciktirilmeyecek, namaz bitene kadar beklesen telef olacak. Ne gibi? Namaz kıldığın odada baktın ki küçük çocuk açık bir ateşin üzerine doğru gidiyor. Sen namaza devam etsen çocuk ateşe düşecek. O zaman namazı boz. Namaz kılıyorsun, körün biri gidiyor, önünde görmüyor, çukur var, kuyu var, düşecek. Namazı boz. Çünkü hayat kurtarmak mevzubahiz.
Yani bu gibi hayati mevzularda namaz bozulabilir. Ama bunun haricinde farz olan namazı kim çağırırsa çağırsın bozmak haramdır. Ama nafile namaz kılıyorsun. Sünnet namaz, işrak, kuşluk, teheccüd, evvabi namazı kılıyorsun. Namaz kılarken baban sana oğlum dese senin namaz kıldığını bilmeyecek ama. Namazda seni görüp de bile bile çağırırsa ona da icabet edilmez. Baban dese ki sana oğlum, kızım gel işte yani. Sen de namaz kılıyorsun. Ne yapacaksın? Babanın davetine icabet etmeyeceksin. Namaz kılmaya devam edeceksin. Peki annen çağırdı seni. Annem dedi ki Hasan, Ayşe, kızım, oğlum senin namazda olduğunu bilmiyor annen, seni çağırdı. Ne yapacaksın? Namazı bozacaksın, annenin davetine icabet edeceksin. Baba çağırırsa namazı bozmak yok. Ama anne çağırırsa namazı bozup nafile namaz. Farz namazdan bahsetmiyorum. Annenin davetine çağrısına icabet etmek için nafile namaz bozulur mu? El cevap, bozmak devam etmenden daha evladır. Niçin? Çünkü Allah Resulü Aleyhisselam bir gün diyor mübarek gözlerinden yaşlar akıyor. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh yanında. Anam babam feda olsun ya Resulallah, niye ağlıyorsun dedi. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki isterdim ki dedi şu an Allah rızası için namaza dursam. Nafile bir namaz. Ben namaz kılarken de rahmetlik anam şöyle karşımda Muhammed'i oğlum diye bana seslense ben de namazımı bozup da anama sarılsam istedim. Onun için ağlıyorum dedi. Annenin evladı üzerindeki hakkı babanın evlat üzerindeki hakkından 3 kat daha fazladır. Baba saygıda anneden daha çok saygıyı hak eder, ulemanın ifadesi. Ama hizmet noktasında evladın anneye hizmet etmesi babaya hizmetten daha önceliklidir. Dolayısıyla yani bu inceliği de arz ettikten sonra namaz kılarken bile sahabeye gel diyen peygambere namazı bozup peygamberin davetine icabet etmelerini emreden Allah. Şimdi bugünün Müslümanlarına Efendimizin davetleri var mı? Peygamberin sünnetleri, peygamberin hadisleri, Allah'ın ayetleri iman eden Müslümanlara okunduğunda peygamberin sünnetine, hadisine bırak, işini gücünü bırakıp da icabet etmesi gereken Müslüman, peygamberin hadisini, sünnetini sorgular olduk değil mi? Hani doğuda bir imam arkadaşın bir ara söylediği güzel bir söz vardı. Nihat Hatipoğlu televizyonda bunu anlattı. Doğuya gittim dedi, kendi Diyarbakırlı zaten. Orada dedi bir camide hoca arkadaşla konuşurken bana bir şey söyledi. Kanıma dokundu, ben de size anlatayım dedi. Diyarbakır, Doğu maneviyatı takdir edersiniz ki bizden çok daha iyi insanlar. Yani örfüne, dinine, maneviyatına hakikaten bağlı insanlar. Kim ne derse desin. Ben dedi hoca, düne kadar kürsüden vaaz ederken cemaate Allah Resulü Aleyhisselam, Muhammed Aleyhisselam, Peygamber Efendimiz diye Efendimiz'den bahsettiğimde beni dinleyen cemaat diyor, ellerini kalplerinin üzerine koyarlar, gözyaşları içerisinde salavat okurlardı. Düne kadar cemaat. Ama şimdi Peygamberimiz buyurdu ki diye hadis okuyorum, o cemaat gitti, şimdi bana hoca o okuduğun hadisin kaynağı nedir? Sağlam mıdır, sahih midir, zayıf mıdır, şişko mudur diye soran bir cemaat var dedi. Ne hale geldi görüyor musunuz? Evvelce Efendimizin ismini duyduğunda elini kalbine götürüp salavat okuyan ümmet yerine şimdi Allah Resulü buyurdu ki dediğinde ya hoca o dediğin hadisler peygamberden 2 asır sonra yazılmışlar. Çoğu uydurma onların zaten. Ya şeytan işini nasıl yapıyor görüyor musun? Hem de bu işi papazlara,
masonlara, dinsizlere, elin gavuruna yaptırmıyor ha. İlahiyatta tefsir hocasına yaptırıyor, hadis hocasına yaptırıyor. Cami kürsüsündeki imam hatibe yaptırıyor bunu şeytan. Hocalar eliyle bak, cemaat o hale geldi ki hadis okuyamıyoruz, hadis. Sünnet dediği zaman aman hoca boşver ya, önce bir farzları yapalım. Ne kadar basit anlıyoruz dini değil mi? Ama Allah ne diyor? Bitiriyorum. Peygamber sizi bir şeye çağırdığında duydun, Allah Resulü bir şey söyledi, icabet edin diyor. İşinizi gücünüzü bırakın. Efendimiz Aleyhisselam sahabeyle mescitte. Hani böyle bazılarımız var bizim de, mesela şu an ezan okundu ya, birileri böyle hocam bitir de namaza kalkalım. Sahabe öyle değil ama içlerinde böyle ayakta duran birkaç kişi var. Allah Resulü mübarek bir şey anlatıyor. Efendimiz de yani sahabenin böyle yaptığı vakı değil. Allah Resulü konuşurken diyor, dışarıdan biri dinlese herhalde kendi kendine konuşuyor zanneder. İçeriden çit çıkmazdı diyor. Ama o gün sahabeden birkaç tanesi ayakta. Efendimiz de onlara oturun dedi. Otur. Mescidin içindekilere. Dışarıdan da Abdullah İbni Ömer mescide geliyor. Peygamber sohbetini dinleyecek. O günün mescidi böyle değil yani. Hoparlör yok. Mescid dediğim etrafında hurma dalları. Allah Resulü'nün sözü mescidin dışından duyulmuş. Abdullah İbni Ömer Efendimiz'in oturun sözünü duymuş. Sen ben olsam ne yapardık? Ya bana demiyor ki mescidin içi, beni ne görsün peygamber? Duymuş. Hemen olduğu yere çöküyor. Güneşin altında. Öğle vakti kumun üzerinde. Allah Resulü belki bir saat konuştu. Belki iki saat sonra mescitten çıktı. Baktı ki Abdullah oturuyor. Hayırdır Abdullah? Dedi ya Resulallah, hani siz içeride oturun dediniz, ben sizi duyunca oturdum dedim. Dedi ya Abdullah, ben bunu sana demedim, içeridekilere dedim. Ne için dersen, kime dersen de ben duydum senin ağzından, oturun. Vallahi sen kalk demedikçe buradan kalkmam ya Resulallah. Şimdi onlar da peygamberin ümmeti, sen ben de peygamberin ümmeti. Allah bizi öyle ümmet olmayı nasip eylesin. Amin. Diyelim. Evet, Fatiha.